Yerel seçimlere yaklaştığımız şu günlerde siyasi ortam gerginliklere sahne olmaya başladı. Yurtlarda da bir takım siyasi gerginliklerin sebep olduğu olaylar yaşandığına dair iddialar gün yüzüne çıkmaya başladı. Bunun bir örneği de dün gece üniversite öğrencilerinin kaldığı cemaat yanlısı olduğu iddia edilen yurtta yaşandı. Yurtta kalan iki öğrencinin yurttan kovulduğu iddia edildi. Olayı yaşayan o gün ve İsmail adındaki iki öğrenci yurtlarında gece yarısı kendilerini AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ı kötüleyici video seyrettirdiklerine iddia ederek karşı çıkmaları üzerine yurttan atıldıklarını söylediler. O gün isimli öğrenci şu ifadeleri kullandı. Herkes topladılar, toplanacaksınız, toplanacaksınız. Bu Tayyip, Tayyip Erdoğan'ı kötüleyen şeyi izletiyorlar. Ben de dedim, niye dedim, ne zorunluluğumuz var bizim dedim ya. Siz dedim, niye kötülüyorsunuz dedim. Herkesin hakları özgürdür dedim. Ondan sonra zaten İsmail'den önce beni attı, attı yurttan. Herkese ne, neymiş benim adıma sahte hesap açacakmış. Benim adıma şey tweet atacakmış. Zorla tweet attı evet, evet. Ben atmadım. Attıysam da şuradan ölüm çıksın. Yurtta kalan diğer öğrenci İsmail ise yurda geldiğinde TV odasında AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'la kötüleyici sunum yapıldığını, görüntüleri kapatmalarını istediğini ifade ederek olayın nasıl geliştiğini anlattı. Maçtan geldim, e, girdim TV odasında sunum yapıyorlardı sunum yapıyorlardı. Ben gördüm başbakanımıza işte hakaret işte ondan sonra Fethullah Hoca'nın sohbeti falan yine ben dedim kapatın şunu dedim ben sinirleniyorum dedim ben başka ben başka bir şey izlemek istiyorum dedim. Ondan sonra dedim ben dedim ki kapatın şunu dedim ben çok sinirlendim. Ondan sonra bilgisayarı kapatmaya kalktım bir tane abi geldi dedi kapatamazsın. Cemaatin bir bölge abisi geldi sen kimsin ki bizim bizim hocamıza şey yaparsın hakaret edersin. Ondan sonra sen işte beni asabım bozma çık git buradan öyle yani çıkardılar. işte direkt dedi çıkacaksın dedi ne evardılar ne sordular. Arkadaşlarına destek vermek amaçlı yurt binası dışında toplanan diğer öğrenciler de yaşanan olayları şu şekilde özetledi. Cemaat e, din üzerine diyorlar hani ama ben bu yurtta yani birkaç... Dinlenmiş abi Beletmen'den hariç yani din üzerine çok bir şey yapan görmedim yani. Bunlar da hizmet abiler üzerine. Allah'a değil yani. Bugünkü yurda geldiler. Yur, e, Oda'lara geldiler. Hani video izleteceğiz. Gelin dinlenmeye gelin falan. O video izleteceğiz. Gelin bu videoyu izleyin falan. İçeriği Vide videonun içeriği eee Tayyip Erdoğan'ı kötülemek abi. Tayyip Erdoğan'ı e, kötülüyorlar yani. Düzce'de hizmet veren ve cemaate yakın olduğu iddia edilen özel yurtta gelişen bu olayların akabinde olayı yaşayan öğrencilerin AK Parti İl Başkanı Metin Kaşıkoğlu'na ulaşmasının ardından Kaşıkoğlu öğrencilerin yanına geldi. Yaşanan bu olayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kaşıkoğlu, gecenin bir vakti evlatlarımızın hak ve hukukunu korumak için buraya geldik. Böyle bir eylemin yapılması bizi şok etti, kulaklarımıza inanamadık. Bu nasıl bir hizmet anlayışı, nasıl bir vicdandır, dedi bu gecenin yarısında Düzce'nin hiç bilmeyen, Düzce'de e, kalacak yeri olmayan insanları bu hangi akıl, hangi izan, hangi iman, hangi ahlak bu çocukları gecenin bu saatinde dışarıda bırakabilir? Tabii ki bunun hesabı mutlak surette yasalar çerçevesinde, ilgililerinden de sorulacaktır. E, bu çocukların güvenlikleri, bu çocukların hak ve hukukları milletimize ve dolayısıyla bize e, emanet. O nedenle sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız. Bu işi burada bırakmaya da Yok. Nedir bu AK Parti düşmanlığı? Nedir bu hükümet düşmanlığı? Nedir bu Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı? Gerçekten sanırım bunun da ortaya dökülmesi adına son derece ibret dolu bir tabloyla karşı karşıyayız.